Herkese merhaba, kanalıma, bana hoş geldiniz. Bugünkü konumuzu dün Instagram'da yapmış olduğum anket sonucu kararlaştırdı arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum hepsine katıldıkları için. İki konumuz vardı yine. Mutlu ilişki sırrı ya da hangi ilişkilerden uzak durmamız gerekiyor? Bu tip şeylerimiz vardı. İki tane seçeneğimiz vardı. Ve çoğu arkadaşım mutlu ilişki sırrını seçti. Şimdi ben bu konuda çok mu tecrübeliyim? Değilim tabii ki de. Ama çok mutlu olduğum ve huzurlu olduğum anları tabii ki de oldu. Ama bunu nasıl devam ettirebiliriz? Ya da bu süreci ilk o tanıştığınız ya da ilk o evlendiğiniz ayların sürecini nasıl devam ettirebiliriz? Bunlarla ilgili size birkaç madde sunacağım. Öncelikle ben bunu şeyde de söylüyordum hep. Özgüven ya da özdeğerde de kıskançlıkta da bu bütün ilişki dinamikleri için geçerli arkadaşlar. İlk baştaki hayat noktanız ve hayat merkeziniz kendiniz olacaksınız. Yani bir kişiye bağlı bütün hayatınızı ona bağlı yönetmeyeceksiniz. Onun dışında da bir hayatınız eğer olursa, yani işiniz, eviniz, hobiniz, sporunuz hiç fark etmiyor. Bu şekilde ilişkinizde daha sağlıklı vakit ve zaman ayıracaksınız. Eğer bir kişiye odaklı hayatınızı yaşarsınız, yani kendi alanınızı koruyamazsanız, kendi çevrenizi, arkadaş çevrenizi koruyamazsanız, o zaman o kişi gittiğinde ya da herhangi bir tartışma çıktığında bu maalesef sizin bütün hayatınızı etkileyecek. Yani hayatınızın merkezinde siz olacaksınız. Önceliğiniz bu olsun. Çok güzel bir cümle var ya da şöyle söyleyebilirim. Mutlu bir insanın hayatında olup mutlu mu olmak istersin, yoksa mutlu olmak için senden sebep arayan birini mi istersin? Ben mutluyum ve eğer karşımdaki insan da mutluysa mutluluğumuzu paylaşmak isterim. Ama o bir şeyler yaptığı zaman ben mutlu olacaksam olmasın. Yani kendinizi sevin ve kendinizle mutlu olmaya çalışın. Daha sonra dışarıdaki etkenlerle beraber mutluluğunuz zaten devam edecektir. İki, tartışıyoruz. Aslında ben bu tartışmadan önce iletişimi söylemek istiyorum. Bazı ilişkiler şöyle oluyor. Biz bunları davranışlara da tabii ki de şey yapıyoruz, döküyoruz. Öncelikle gerçekten iletişimde olacaksınız. Şeffaf ve talep ve isteklerinizi açık açık net bir şekilde söyleyeceksiniz. Eğer söylemezseniz bir konudan rahatsız olduğunuzu ya da bir konudan çok mutlu olduğunuzu, yani şeffaf bir şekilde eğer açıklamazsanız bunu, karşı tarafa iletişimde olamazsanız ve bu sizi yer. Yani neden onun düşünmesini bekleyeceksiniz ya da işte onun düşünmesi lazımdı, onun adım atması lazımdı, onun benim için bir şeyler yapması lazım, illa ben mi söyleyeceğim diyoruz, bunu yapmayacaksınız. İstek ve taleplerinizi negatif cümlelerle değil, yine pozitif cümlelerle karşı tarafa ileteceksiniz. Yani bol bol iletişimde olacaksınız. Yeri gelecek sohbet edeceksiniz, muhabbet edeceksiniz. Eğer bir konudan rahatsız oluyorsanız bunu çekinmeden, aman kaybederim, aman ya beni sevmezse, aman kaçırırsam ya da ben bana fedakarlık işte şey yapmazsa, bu korkularınızı kenara bırakıyorsunuz. Çünkü istek ve talepte bulunmazsanız karşı tarafta size nasıl davranacağını bilemez. Biz ne demiştik? Ben bunu kıskançlıkta da söylemiştim. Eski ilişkinizde yaşadığınız problemleri, atıyorum güven problemi yaşıyorsunuz. Daha önce aldatılmış olabilirsiniz ya da birkaç kez aldatılmış olabilirsiniz. Mesela kız ya da bayan ya da erkek hiç fark etmiyor. Telefon o anda çekmedi. Yani kapandı diyelim. Siz 10 defa, 100 defa arıyorsunuz. Neredesin, 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 neredesin? İşte niye telefonun kapalı? Sen neredeydin? Emin misin? İşte bana resim at. Beni görüntüyle ara. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar, kendi özgüveninizin eksikliğini ve özdeğerinizin eksikliğini karşı tarafa hissettiriyorsunuz. Ve kendinizi değersiz hissettiriyorsunuz. Ama bunu yapmaz ve kendinize özgüveninizi, yani eski ilişkinizden gelen negatifleri şimdiki ilişkinize taşımazsanız eğer mutlu olursunuz. Bakalım biri gelecek mi? Kapının oralardalar. Bir de iletişimde olun demiştik ya, bir tartışma çıktı şimdi. Bir kaos var ortada, bir konu var. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Hiçbir ilişkimde yapmadım. Yapmam.
yapmamaya gayret gösteriyorum. Kişisel hakarete girmeyin. Onun adamlığına, erkekliğine, kadınlığına, yani gururunu incitecek hiçbir şekilde kelimeler, cümleler söylemeyin. Ne olursa olsun. Yani en büyük, yani ayrılmışsınız değil mi? Daha başka ne olabilir ki? Ama bu kelimeleri, kişiye hakaret olan kelimeleri asla ama asla kullanmıyorsunuz. Bu evlilik için de geçerli, sevgiliniz için de geçerli, arkadaşınız için de. Çünkü unutmayız. Ne sen unutursun ne de karşındaki kişi unutur. Özellikle kadınlar hiç unutmaz. Kalp kırmayın. Yani bence yapmayın bunu. Bu hiç hoş bir şey değil ve bunun geri dönüşü de çok zor oluyor. Yani Orhan Gencebay'ın dil yarası diye var ya, o dilimizden çıkan kelimelere gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Tartıştığımızda konuyu ele alıyoruz. İletişim becerilerini öğrenin. Ben iletişim becerilerini öğrenmeye çalışıyorum. Hala da devam ediyorum, yani düşünün. Şöyle yapacaksınız. Ben bu konudan şöyle önce pozitif. Eğer sen bu şekilde davranırsan ben mutlu olurum. Bu durum beni rahatsız ediyor şeklinde konuşacaksınız. Yani hiçbir şekilde kişiye hakareti kabul etmiyoruz ve saymıyoruz. Bu mutluluğu ilişkinin hiçbir şekilde şeyi yok. İletişimde olun demiştik, şeffaf olun demiştik. İstek ve taleplerinizi rahat bir şekilde karşı tarafa söyleyin ki sizi tanısın. Siz de onu tanımaya gayret gösterin. Baskı yapmayın. Baskı insanı, baskı yaptığın an kaçar. Bu kız ya da erkek hiç fark etmiyor. Baskı hiç iyi bir şey değil. Yani onun özgürlük alanını, onun özgür kalabileceği yerleri, arkadaş olabilir, sosyal medya olabilir. Bunu yapmayın. Bir de ben şu ilişkilere de karşıyım. Mıç mıç ilişki 7-24 beraber ya da 7-24 beraber bile olmasa, her dakikası, her saniyesi dım dım pıt pıt. Bunları yapmayın. Bunlar yani pek sağlıklı şeyler değil. Çünkü bir zamanla bunlar alışkanlığa dönüyor ve o kişi gittiğinde, çünkü hayat merkezinizde o insan olduğu için o kişi gittiğinde siz çok büyük bir boşluğa düşüyorsunuz. Ve arada özlem olması gerekiyor. Yani sizin de kendinize ait bir hayatınız, onun da kendine ait bir hayatı. Siz ortak noktada buluşacaksınız. Beraber spor yapmak zorunda değilsiniz. Beraber yürüyüşe gitmek zorunda değilsiniz. Ayrı ayrı yaptığınız aktivitelerde, ortak noktalarda buluşursanız eğer, bu sizin ilişkinizi de ileriye ve evliliğinizi ileriye götürecektir. Bunu yapmayın. Kendinize vakit ayırın. Fedakarlık. Şimdi fedakarlığı şöyle düşünün arkadaşlar. Burada bir bayan var, burada bir erkek var. Bunda %50 diyelim, bunda da %50 diyelim. Şimdi en basit şeyden yapalım. Onu günde bir defa arıyorum, o beni günde atıyorum 3 defa, bir defa arıyor, ben onu 10 defa arıyorum. Çok karışırım, kusura bakmayın. %50. Siz şimdi eğer bir kişi size günde bir defa arıyor, siz iki defa arıyorsanız oraya %60 değer düşüyor ve burada %40 kalıyor. Yani size şey düşmüyor, yani kendinizi değersiz hissediyorsunuz. %50 olacak. Ne kadar alıyorsanız o kadar vereceksiniz. Eğer sen günde bir defa arıyorsa sen de onu günde bir defa ara. Eğer sana günde bir defa ya da iki defa arıyorsa aynı şekilde yapacaksınız. Yani dengede duracaksınız. Hiçbir zaman çok vermeyeceksiniz ya da çok almayacaksınız. Bu iki taraf için de geçerli. Fedakarlık şu dönemde maalesef çok zor. Herkes bir gurur, bir şeyin derdinde, ego tatmini derdinde. Maalesef bu acama gerçek. Egonuza asla yenik düşmeyin. Ego savaşına girmeyin. Tabii ki de gururlu olabilir, gururumuzu şey yapacağız, yani tutacağız, ama asla ego savaşına girmeyeceksiniz ve %100'ü hesaplayacaksınız, o şekilde hareket edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Fedakarlık kısmı bu, böyle yapacaksınız. Yani bana ne kadar geliyorsa ben de ona o kadar gideceğim. Asla daha fazlasını yapmayın, kendinizi değersizleştirirsiniz. Şimdi ilişkinin başındasınız ya da evliliğinizin başındasınız, bilmiyorum. En az 3 tane kırmızı çizginiz olsun. Bir tanıyın bakalım kendinizi. Yalanı mı, ihanete mi, neye karşı işte
kırmızı çizginiz var. Bunu ilk başta karşı tarafa söyleyeceksiniz. Ama bunu nasıl söyleyeceksiniz? Ben yalanı sevmem olarak değil. Hem davranışlarda sınır koymada bunu belirteceksiniz. Hem de iletişimde bunu belirteceksiniz. Yani bana yalan söylersen eğer ya da birinin işte bana yalan söylediğini düşündüğüm an bile işte ben bunu kabul edemiyorum cümleleri geçsin. Yani ben direkt yalanı sevmem olarak yapmayın. Benim hayatım bu şekilde ve benim bazı kırmızı çizgilerim var. Bunlar geçirilirse ben eskisi gibi sana karşı olamam. Yani kırmızı çizgilerinizi belirleyin ve bunu karşı tarafa söyleyin. Nasıl adım atılması gerektiğini ya da nasıl hareket edilmesi gerektiğini karşı tarafta bilsin ki ha demek ki bu kişi bundan hoşlanmıyormuş, ben de buna göre davranabileyim desin. Fevri davranma. Ben bunu eskiden çok yapıyordum. Özellikle ergenlik dönemimde yanlış hatırlamıyorsam. Fevri davranmıyoruz. Fevrinin 5 dakika öncesinden ya da sonrasında geri alamıyorsunuz maalesef. O anki duygularınız da aynı olmuyor. Bir hırsla yaptığınız bir hareket, bir hırsla yaptığınız bir dökme, kırma, küfür etme olabilir. Yani aklına evine gitme, dükkana basma olabilir. Aklınıza ne geliyorsa asla fevri davranmıyorsunuz. Ben öfke kontrolü diye bir video da çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Nasıl kendimizi sakinleştirmemiz gerektiğini, hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini. Fevrilikten hep uzak kalacaksınız. Evet, bir hata yapıldı. Ortada yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Önce bunu sindireceksiniz. Kendinizi sorgulayacaksınız. Ondan sonra harekete geçireceksiniz. Aa, bunu yaptı işte, dur ben bir gideyim işte hesap soracağım. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Böyle bir şey yok. Bunu yapmayacaksınız. Kendinizi sindiriyorsunuz, sorguluyorsunuz, sonra iletişime geçiyorsunuz. Kişisel hakarete, kişisel şeylere girmeden. Bunlar evet, nasıl söyleyeyim, aslında saygıya geliyor. Yani saygıyı asla kaybetmeyeceksiniz. Yüz yüze bakabilirsiniz, ilerleyen dönemlerde tekrar görüşebilirsiniz. Hayat bu, ne olacağı hiç belli değil. Ama kişisel hakarete girmeyeceksiniz, yapmayın. Şimdilik bu kadar. Aslında çok madde var bununla ilgili. Ama ben ana maddeleri aldım. Neler yapmanız gerektiğini. Umarım gerçekten faydasını görüyorsunuzdur. Beni izlediğinizde, dinlediğinizde. Sizle beraber, evet ben az çok biliyorum. Yani dediğim gibi bunlarla ilgili çok kitap okuduğum için. Ve biraz da tecrübelere sahibiz. Yani yaşım tabii 29-30, yani ister istemez. Ama mutlaka yani şey yapın, destek alın yani. Kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Kendimize ne katabiliriz? Bu ilişkinizin ilerlemesi ve sağlığı, yani her konuda çok çok iyi gelecektir. Yani öyle düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Tekrardan lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yarın çekerim diye düşünüyorum. Ya da yine bugün de çekebilirim. Şey olacak. Hangi ilişki tiplerden uzak kaçacağız? Bu sefer kaçıyoruz. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın.